Bu Ajan bağlamda. Smith. Bu bağlamda evet. Ajan Smith diyor ya. Sizler çok enteresansınız falan diye. Evet. Böyle Bir teriniz pis sahnesi kokuyor vardı falan. böyle size. Bu ne? Böyle iğrenç, böyle pis bir şey. Ne biçim Şimdi Matrix memeliler. dediğimiz zaman da tabii ki. Akan sular duruyor. Taste your stink. Every time I do, I fear that I've somehow been infected by it. It's repulsive, isn't it? Dedim Matrix isimli kitabımda buna alıntıladığım üzere. Şimdi Ajan Smith aslında görevine istenmeden atanan bir program Evet. Matrix Aslında şeytana benzetebiliriz onu. evreninde. Karakter olarak da biraz Evet. çekik gözler ve hep o animelerdeki kötü karakterleri Evet. çağrıştırıyor, doğru. Şimdi Morpheus da direnişçi ekiplerden herhangi birinin Nebukadnezar gemisinin kaptanı. Onların gruplardan birinin lideri sadece. 12 gemi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve son insan şehrinin bunlar görevdeki askerleri. Morpheus'a söylediği şey görevinden memnun olmadığı için Smith şunu söylüyor aslında. Türünüzle ilgili inceleme yaptım bu görevin öncesinde aslında. Ve şunu fark ettim. Sizi memeli olarak sınıflandırmışlar ama aslında büyük bir hata var burada. Çünkü gezegendeki bütün memelilerin karakteri bulunduğu ortama uyum sağlayıp adapte olup oradaki diğer canlılarla Uyum ekosistemle içerisinde. ilişki kurmak ve onlarla ortalama bir değerde yaşamak üzere. Ama sizin türünüzü incelediğimde tamamen bir noktaya gidip orayı tüketip tamamen tükettikten sonraki noktaya geçiyorsunuz. Ve bu gezegende bu sınıfa yani ait olabileceğiniz bir sınıf var bunu yapan o da virüslerdir. Şeklinde bir tanımlama yapıyor. Smith'in bu yaptığı tanımlama tüketim toplumuyla doğrudan ilişki içinde. Çünkü aslında insanın özellikle kapitalin sonsuz döngüsü içerisinde tamamen tüketimci ve haz odaklı karakteriyle birlikte artık bir yırtıcı misali. Kendi gezegenini şu anda yanlış bilmiyorsam her yıl dünyanın mesela %160'ını tüketiyoruz. Yani dünyanın kendi bir cycle'ı var. Bu cycle içerisinde bütün kaynakların doğal oluşum süreçleri var. 100 yıl öncesine kadar da sanırım bu döngü birbirini dengeliyordu. Ama artan nüfusumuz, savaşların olmayışı, doğal felaketlerin olmayışı, hani bunları nüfus kontrol olarak görürseniz, bunların da olmayışıyla bir de üstüne kapitalist algı gelince, daha tüket, daha kullanat bilinci gelince tamamen kendi yaşadığı gezegene bile ihanet eden bir tür ortaya çıkıyor. Bu durumda ben Smith'in fikrine katılıyorum. Burada bir de mahkum ikilemi var aslında. Hani felsefi bir açmazdır ya, iki kişiyi birbirini tanıyan içeri alırlar, ikisini birden sorgularlar ve derler ki eğer ikiniz birden itiraf ederseniz serbest kalacaksınız. Biriniz inkar eder, biriniz işte kabul ederseniz suçu, ikiniz birden işte tam tersi olursa yine veya ikiniz birden işte reddederseniz yine hapse gireceksiniz gibi bir teklif yapılır. Şimdi dünyaya da uygulanan bu değil mi aslında? Büyük devletler işte bu yeşil anlaşmalara uyun, kömür santrallerini yok edin derken bugün dünyanın en büyük kömür santrallerine sahip olan ve dünyayı en çok kirleten ülkeler bunlar. Doğru. Yani bunlar zaten bu kirliliği yaratarak o süper güçlüğe ulaştılar ve bu süper güçlüğü korumak için seni bu teknolojiye, yani iyi bir teknoloji değil eyvallah, bunu kullanmanı istemiyorlar bir şekilde. Veya atıyorum çıkıyor belediye başkanları ya diyor işte su tüketimini de azaltalım. Ya suyu yok eden ben miyim? Sen Türkiye'nin dört bir yanına maden kaynakları açmışsın. Bu madenlerin soğutulması, siyanür havuzları, şunlar bunlar için sen deli gibi yeraltı kaynak sularını kullanıyorsun. Bir yandan işte yabancı firmalar gelmiş, su şirketlerimizi satın almış, su ihraç ediyoruz. İsrail'e dahil olmak üzere borularla sularımız taşınıyor, gidiyor. Bir şekilde yanlış sulamayla sular gidiyor. Yani bunu gerçekten benim sifona iki kademe taktırmam, çişimi yaptığımda birinci kademe, kakamı yaptığımda ikinci kademe tuşuna basmam mı çevreyi kurtaracak ikilemine düşüyorum ben de. Bir soru olarak değildi. Bu bir bağlam anlamında retorik yapıyordum. Şimdi cevaplayayım mı? Tabii. Bir sözün var mı bununla ilgili? Bu benim galiba. Tamam.
Şimdi toplumu iki sınıfa ayırırsak, bir sınıfta az önce bahsettiğimiz kapitalizmin ve kontrolden artık Matrix'le ilgili, tüketim Matrix'iyle ilgili benim kitapta kurduğum teori bunun üzerineydi aslında. Bütün bu oluşan yeni Matrix simülasyon ya da bugün meta diyebiliriz hani. Bu ortama rıza gösteren bir kesim var. Bir kesim dediğim insanlığın şu anda çoğunluğuna artık yayılan bir şekilde. Mevcut şartlardan, bu tüketim alışkanlığından, her telefon yeni model çıkardığında koşup onun için sıra beklemekten hoşnut ya da bunun normalleştiği için bunu kabul eden ciddi bir yüzde var. Bir de onlardan ayrı direnişçi bir yüzde var. Ama bu düşük bir yüzde olmasına rağmen burada milyonlarca insandan bahsediyoruz. İktidarların, eşik bekçilerinin, kontrolü, algıyı elinde tutan kişilerin bunların rızasını da veyahut isyan karakterini de bastırması gerekiyor. Dolayısıyla aslında o belediyelerin işte şu tesisi yaparak bu kadar geri dönüşüm sağladık. Bunu yaparak işte siz de tasarruf edebilirsiniz demelerinin iki sebebi. Bir tanesi bu arada gerçekten insan sayısı çok fazla olduğu için iki tuş arasında bayağı bir galon farkı var. Ama onunla birlikte ya gereken yapılıyor. Dünya iyi bir yere gidecek. Önemli yerlerdeki insanlar önemli uygulamalar yapıyor. Algısını yaratmak aslında. Evet. Şimdi uykuya az önce benzettiğin su bir örnekti. Şu da bir örnek sayılabilir. Dünya Silahsızlanma Örgütü'nün başındaki 5 devlet. Dünyanın en çok silah stoğu yapan 5 devlet. Güzel bir konuya değindin aslında. Az önce şey dedin ya. Simit'e katılıyorum. Şimdi hayat içerisinde, filmlerde nasılsa hayat içerisinde de durum öyle. Yani iyi karakteri kötü gösterip kötü karakteri de iyi gösteriyor olabilirler mi? Olabilir. Şu an hayatın içinde de aynı şekilde ve bunu filmlerle de bize enjekte ediyorlar açıkçası. Tabii tabii. Yani burada Neo'nun Matrix'teki insanları kurtarması iyi bir şey miydi? Bence değildi bu açıdan bakınca. Smith kazansaydı ama Neo kazandı. Neo aslında peki ne yaparak kazandı? Nihai bir kazanış yok. Bütün hikayelerin en sonu bir şeye bağlanmıyor. Sadece son insan şehrinin kalmasına makineler izin veriyor. Evet. Ve yapılan anlaşmaya göre insanlar Matrix'ten çıkmak isterlerse makineler buna izin verecek. Evet. Ama içeride kalmayı tercih eden herkes makinelerin pili olarak vücutlarındaki enerjiyi kullanmak için tutuyorlardı. Bununla devam edecekler. Şimdi iyi kötü karakter mevzusu içeride bütün film hikayeleri boyunca çok çelişki yaratıyor. Örnek veriyorum. Animatrix serisinde bir karakter var, bir çocuk. Neo'yu sürekli rüyalarında görüyor. Ama ana hikayeyle hiç bağlantısı yok. Daha doğrusu bu çocuğun sonradan filmdeki şu tavukla ilgili örneği yapan çocuk olduğunu düşünenler var, teoriler var. Şimdi o çocuk sürekli Neo'yu rüyasında gördüğü için bir noktada içinde bulunduğu gerçekliğin gerçek olmadığını kabul ediyor. Bir çatıya çıkıp atlıyor. Şimdi Neo o kişiyi hani bir bağlamda öldürmüş oldu. Bu evet. Açıdan kötü kişi. Evet. Gerçeğe uyandırmış, kavuşturmuş oldu. Bu bağlamda iyi kişi. Evet. Smith veya onun gibi diğer ajanlar ya da robotlar örneğin şunu yapmışlar. İlk Matrix versiyonunda insanlara cennet ortamını tasarlamışlar. Hani bu cennet ortamının içinde algıları tamamen mutlu bir şekilde kalsın. Ve bunun içerisinde beyinleriyle var olurken bedenlerindeki enerjiyi de biz tüketelim. İlk tasarladıkları bu. Klasik müzik dinleyen inekler gibi. İlk tasarladıkları ortam bu ama herkes intihar ediyormuş o Matrix evreninde. Evet, öyle bir şey konuşma da vardı. Çünkü bunun sebebi mutlak mutluluğun ya da mutlak iyinin olamayacağı algısı. Şey işte şimdi Adem ilk yaratıldığında cennette işte kuşlar, o zaman Havva falan yaratılmamış. Kuş kardeş, işte aslan kardeş falan konuşuyor. Lakin bir gün canı sıkılıyor. Ve Allah soruyor, yani neyin var? Çok sıkılıyorum diyor. Ve cennette her şey elinde diyor. Yani bir sürü arkadaşım var. Hiçbir derdin, sıkıntın yok. Niçin sıkılıyorsun? Bilmiyorum diyor. Sıkılıyorum. Şimdi bunun üstüne Havva yaratılıyor ve hikaye başlıyor Havva'nın yaratılmasıyla. Onun öncesinde, bu hikayenin öncesinde de şey vardı, Hallacı Mansur'un şeyi,
Tavasin diye bir kitabı var. Şeytanı anlatıyor. Şeytan başına gelecek o kaderinde var olan hikayede kötü karakter olacağını görüyor. Ve bunu kabullenmek istemiyor. Diyor ki eğer diyor bu çembere değil de şu çembere gidersem diyor bu kaderden kurtulurum diyor. Bakıyor kaderin sonu diyor gene aynı noktaya çıkacağım diyor. O zaman şuraya gideyim diyor. Bu çemberden devam edeyim diyor. Bakıyor orada da oraya çıkıyor yolu. Ya bir şekilde öyle ya da böyle ucu aynı o kadere dayanıyor. Yani o kötü karakter olmak zorunda. Smith'in hikayesini de aslında biraz ona benzetebiliriz diye düşünüyorum. Olabilir. Yani Adem'le Havva'yı şeytan kandırıyor. O bir görevi bu. Ve kötü karakter oluyor. İşte dini kitaplarda da o sizin düşmanınızdır şeklinde. Aslında ne kadar kötü? Güzel soru. Bunu anlatırken şu geldi aklıma mesela. Hani temel ilkelerden biridir ya, her olgu karşıtıyla var olur. Evet. Şeytan olgusu hiç olmasaydı, kötülük unsurları hiç olmasaydı ya da bunları kime sıfatlandıracaktık? Ne? Yani bu şöyle bir düşünceye de yol açabilirdi. Şeytan olgusunu tamamen kaldırdık ortadan. Bu sefer iyi insanlar ve kötü insanlar iyi ve kötü olmayı seçtiği için böyle olsaydı, daha yüzyıllar öncesinden insanlıkla ilgili herkes bütün umutlarını yitirmiş olurdu. Çünkü kötü insanların hiçbir şeyin etkisi altında kalmadan kendi seçimiyle kötü olması birçok insan için karamsar yarınlar demek. Hani birisi sana kötü bir şey yaptığında şeytan aklına girmiş ya da işte şeytana uymuş deyip bir ötekine suç atıp öteki yaratıp ona suçu atabiliyorsun. İnsanlık bu şekilde kendi içinde yarattığı kötülüklerden, karanlıktan kaçıyor aslında. Geçen şeyi düşündüm ya. Cennet cehennem kavramına baktığın zaman madem Adem'le Havva, Adem ilk yaratıldığı zamanlarda işte cennette sıkıldıysa biz ölüp gittikten sonra biz de mi sıkılacağız? Bu döngü böyle mi devam edecek diye düşündüm bir an. Yani çünkü düşünsene sürekli mutlusun. Evet. Hiçbir derdin, sıkıntın yok. Hiç. Sürekli mutlu olduğun bir an oldu mu ve mutluluktan sıkıldığın zaman oldu mu? Ben mesela öyle bir anı hatırlıyorum kendi hayatımda. Sürekli mutluyum ve sıkılmaya başlamıştım bir süre sonra.